Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Minecraft'ta Göztepe Stadyumu ile bir inceleme yapacağız. Bu stadyumu Akın kardeşim yapmış. Bu arada stadyumu indirme linkinde katıl butonunda bulabilirsiniz. Oradan bulup indirebilirsiniz. Zaten şu anda paylaşmış bulunmaktayım linkini. 1.18.2 sürümünde oynuyorum şu anda. Stadyumda çok fazla detaya girmemiş. Dış detay olarak gayet güzel yapmış Akın ama iç detay olarak çok fazla bir şey yok. Görüyorsunuz zaten stadyumun dış kısmındaki bina mevcut. Burada bildiğim kadarıyla alışveriş merkezi vesaire onlar var. Dışında ayrıyetten yol geçmiş. Büyük bir yol var. Bu arada bu stadyumda da biliyorsunuz ki Fenerbahçe ve Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı stadyum. Şuradan girişimiz var herhalde, oraya gireceğiz. Daha öncesinde ben şöyle bir çevresini göstermek istiyorum stadyumun. Nasıl olduğunu görün diye. Bu arada bu stadyumdan başka hangi stadyum gelsin veya hangi oyun gelsin onu da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Özellikle ama özellikle bekliyorum. Şu olsun bu olsun aklınıza ne geliyorsa mutlaka ama mutlaka yorumlar kısmına yazın. Gördüğünüz gibi zaten stadyumun içerisinde de yoldan başka bir şey yok. Şurada girişinden gireceğiz. Etrafını yine gezeceğiz. Sorun yok yani. Bacaları falan gayet güzel yapmış. Benim de aynı stadyum yaptığım bir tane video vardı. Onu da zaten kanalda bulabilirsiniz. Ekleyebilirsem bir yukarıda çıkan inlem kısmına ekleyeceğim. Abi girişi burası mı? Evet, girişleri yapmamış herhalde. Biz tepeden girelim. Sorun yok yani, tepeden gireceğiz mecburi. Gördüğünüz gibi zaten videonun kapak resminden de görmüşsünüzdür. Detaylar mükemmel. Fenerbahçe'nin amblemi, Başakşehir'in amblemi. Başakşehir'inki pek benzemese de andırmış yani. Ziraat'inki de aynı şekil. Ziraat yani küçük olduğu için oyunda bu kadar oluyor. Yine de ellerine sağlık. Zaten Akın da bu videoyu izleyecektir illaki. Stadyum bu şekilde arkadaşlar. İç detaylar, tribün girişleri vesaire onlar yok. Şuradan şeyi de göstereyim. Ama burada deplasman tribünü var. Localar var. Şey yok. İç kısımları yok. Aynen, iç kısımları yok. Çık abi şuradan. Yedek kulübeleri mevcut. Burada. İkisi de aynı zaten. Onun dışında buradan tribünlere giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten de localar var. İki katlı, hem burada hem de burada. Karşıda yok. Sadece bu tarafta var. Scoreboard'u var. Çatının demirlerine kadar yapmış. Yine de detaylı ya. Akın'a göre gayet detaylı. Gördüğünüz gibi. Siz de bu tarz yaptığınız stadyumları zaten bana gönderebilirsiniz. Onların da inceleme videolarını çekeriz. Şu detayını çok seviyorum Akın'ın. Bu yazının dahi etrafına gölgelendirmeyi yapıyor. Mükemmel oluyor. Baktığınız zaman gerçekten güzel duruyor. 1925'te kurulmuş olan Göztepe takımı. Burada da ayrıyetten şuraya geçişler mevcut. Yani bu şekilde bir stadyum yapmış. Biz ne yapalım, hangi stadyumu yapalım, dediğim gibi onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Stadyumda çok fazla gezecek bir şey olmadığı için göstereceğim bir takım şeyler de yok. Hani stadyum bu kadar. Tekrardan bir stadyum yarışması veya bir cami veya bir havalimanı gibi yarışmalar yapmak istiyorum. Ama sizlerin tabii ki de burada katılımları önemli. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi en önemlisi olan yorumlar. Yorumlara yazın ki ben de ona göre bir hareket edeyim. İllaki yorumları okuyorum. Bütün yazdıklarınızı okuyorum. Olumlu veya olumsuz fark etmiyor. Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Zaten bilenler de biliyor. Yakında canlı yayınlara tekrardan başlayacağız. Tekrar devam edeceğiz. Bakalım ne gibi şeylerle karşılaşacağız. Göreceğiz tabii ki de. Bu arada şeyi de çekeceğim. Farming Simulator'da çekeceğim. 2022 mi? 2023 olması lazım. Onu çekeceğim. Zaten Football Manager'a devam ediyoruz. O da zaman zaman gelecek. Yeni transfer videoları gelecek. Bunu yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da söylersiniz.
yeni yeni edindiğim bilgilere göre transfer videoları yapmaya çalışacağım. Tabii ki de bunu Football Manager'deki oyunculara göre yapacağız. Yani çünkü Football Manager'de bildiğiniz üzere oyuncular gerçekçilikle hemen hemen aynı. Onun için oradaki verilere göre ilerleyeceğiz. Bakalım transferler tabii durumları ne olur onu bilemeyeceğiz. Videolara göre devam eder izlersiniz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.